Geçtiğimiz günlerde şehrimizde bir saldırı daha düzenlendi. ÇES adı altında kendini kahraman olarak tanıtmaya çalışan bir grup şehri, bir grup, virgül yokmuş, şehri karanlığa gömdü. Trafoları dahil patlatmayı başaran gizemli grup yüzünden birçok yer elektriksiz kaldı. Bunların ardından dün bahsettiğimiz banka hesaplarına gizemli para yatırımı gerçekleşti. Bizi gömmüyor bu arada. Evet. Burada ÇES'le ilgili bir haber daha var. Geçtiğimiz günlerde şehrimize bir saldırı daha düzenlendi. ÇES adı altında kendini kahraman... aynı haberle bu. Aynı şeyi açmışım Biraz oğlum. daha oku, gömüyor orada ya bir tanesinde. Gömmüyor lan. Ben He. yolundaydım Bu haberde. farklı bir şey. Yüzünün hayatını kaybetti. Aa. Yüzünden birçok hasta hastanede kullanılamayan teknolojik ürünler yüzünden hayatını kaybetti. Her yaptıkları suçu LSPD'ye atan bu kişiler Robin Hood'luk mu oynuyorlar yoksa insanların beynini mi yıkıyorlar? Hayda. Sen şimdi naneyi Hayda. yemedin mi kardeş? Bir dakika. LSP'den para alıp yapmadıysan neyim? Hayda. Düşünüyorum. Nasıl bir... Yandaş medya. LSP'den para almış ya belli. Yandaş mı diyormuş? Şimdi Fatih'i biz bir spamlayalım yanımıza. Tipi hemen şey birini Hayır götürelim. hayır çok güzel bir rol pası atılabilir bu arada. Yani Abi şey mesela bu yapsanız. medyacı ve zamanında biliyorsunuz PD kendi egoları yüzünden birileri öldü diyoruz ya. Neden onu haber yapmadığının hesabını sorabiliriz. Veya tehdit edip Te, te, Çesi te, yücelttirebiliriz. hayır hayır işte öyle bir şey yapmayalım. Yani madem tarafsızsın habercilik yapıyorsun o zaman hikayenin o kısmını da bizden dinle diyelim. Haberi öyle çıksın. Mesela beni kaçırdılar ya da benimle iletişime geçtiler. Böyle bir bilgi verdiler. Sizce ne kadar doğru diye kafaları bir karıştırabilir. Ya da abi kaşırıp direkt deyin ki kardeş böyle diyorsun da arabamıza binerken hiç sesin çıkmıyordu. Aa doğru o rolde benim arabaya binip gitmişti değil mi o? Yok o rolü bekledi zaten de. Ne rol bekledi abi? Ya ben tutsakken bombalı arabada dururken öyle koştu motel odası arabaya binip bastı gitti ya benim arabayı götürdü. Ha. Failladı orada. Ya bence bu çocuk üzerinden gidelim. Hem de o zaten haberlerle falan çok uğraşıyor ya. Hem de ona güzel bir rol pası olur Ya ya yani bir de dediğiniz sunucuya da gibi. paslanmış oluyor. PD de etkileniyor. Herkes etkileniyor o haberden. Bir de seçenek sunuyorsunuz abi. Ya uyuyacak mı kendisine Evet. söylenene tehdide, uyumayacak mı? Ona kalıyor. Sunuyorsunuz kötü oldu be. Sen niye giremiyorsun? Ben yardımcı Dur ben bir olacağım bir saniye. spektrattan. Yok bu değil. Bu değilmiş. Bu Bu da şehri şehrin kaçırmış. kaçırmış. 450 ID'si. 400 oyunda mı? Evet. Euro. Suaros. Dur Aynen bakayım. oyunda. 450 dedin. Suaros. Doğru abi. Ha? Aha. Aa kurban kesti. Dur işimiz var. Masal ikinci güne kaldı Kurban muhtemelen. keseceğiz falan diye. Kurban kesersin, kesersin. Kurban keseceğiz. Şimdi seni keseceğiz. Dur bir yayına bir daha voice modla. Benim sesim size şu an güzel geliyor, değil mi? Hı. Tamam, bir Evet. dakika bir şey deneyeceğim. Şu an sesim bozuldu mu? Geçen seferki problemle mi geliyor? Evet. Evet. Tamam. Onu nasıl çözdüğümüzü hatırlamıyorum. Bugün o yüzden aradım aka sizi. Ama siktir et. Anladım. Sanki voice düzelteyim ha. Sanki voice meter'dan şey yapmıyorduk. Voice modu seçmiyorduk diye hatırlıyorum da. Şu anda öyle ama anlamadım. Neyse siktir et. Konuşan siz olursunuz. Ben yancılık yaparım. Şimdi diyorum ki Fatih'i metalayarak takip edelim. Uygun bir yerde çökelim. Ondan sonra kaçıralım. Götürelim ıssız bir yere. Sonra bu haberleri okuyalım ona. Olur. Hem de yanında kız var. Yalnız değilken yanında kız varken de kaçırırsak daha tatlı olur aslında. Aynen öyle. Ondan sonra hemen telefonlarını ve ekipmanlarını almamız gerekiyor bu bir. İkincisi bir yere ıssız bir götüreceğimiz yeri bulalım. Götüreceğimiz yeri belirleyelim. Şöyle çok uzak olmayan. Et fabrikası O kullanmayacaksak. haberi, o haber şeyde var mı? İlanlarda var mı o haber? Veya linki Var. falan var Şimdi mı? evet onu bir metinle tam olarak onu yapacaktım az önce. Kafam dağıldı. Dur Ben bakayım. hemen geliyorum.
Hı, var. Şimdi o haberi, iki tane haber var burada. Aynısından atmış gibi ama alttakinde Robin Hood, Mobin Hood bir şeyler diyor. Bak burası. İstiyorsan not al, istiyorsan SS al. Abi sen aç bir ekrandan bakayım yayından tamam. Hangisi olduğunu. Onun... İlanlarımın aşağısında işte bayağı bir. Aa yeni haber attı amına koyayım. Tamam ben bunun SS'ini alıyorum. Los Santos ha. Karanlıktan bahsediyoruz. Doğruyum değil mi? Evet Los Santos karanlık ama sonu soru işaretli biten. Tamam ben bunun SS'ini alıyorum bir saniye. Al onun SS'ini. Robin Hood'luk mu oynuyorlar yoksa insanların beynini mi yıkıyorlar? Bir sadece karanlık kısmı alıyorum bak, bu arada. Bu, evet burada önemli olan şu. Her yaptıkları suçu LSPD'ye atan bu kişiler. Aynen. Bak burası önemli. Çünkü madem tarafsız bir habercisin, neden PD yüzünden ölen o işte motelin ortasında ölen adamın haberini yapmadın? Ama yapmışsa doktor. Da büyük göt oluruz. Doktor öldü ya. Bu arada sanırım son paylaştığı ilan bizim SS alacağımız haber. Tekrar olabilir. Paylaştı dur bakayım. Onu. Şurada yeni bir haber var. Her piyon için bir şah diye bir haberi var. Chess adı altında duran gizemli bir ekip dün gece yaşanan banka soygundan hemen sonra Los Santos halkına Twitter üzerinden bir mesaj attı. Mesaj çok açık. Bir şekilde tüm Los Santos halkına dağıtılan gizemli 10 bin dolardan bahsediliyor idi. Şu sıralar Robin Hood oynayan, biz oyun oynamıyoruz. Robin Hood oynayan kısmı var. Bakıyorum senin ekranına. Onu bir şey yap. Bu grubun ne amaçlı bunları yapmaya başladıkları gizemli bir mesele. Karşımıza çıkıyor. İleride neler yapacakları aşikar. Sen bizi oyun oynuyor mu sanıyorsun? Tamam bunun da sesini alıyorum abi. Her onun piyon da... bir şah. Evet. Bu arada oyun oynuyoruz amına koyayım. Bakalım başka bir haberi var mı? Bir haber daha gördüm. Yok bu tamam aynısı. Her piyon bir şah. Bu kadarmış. Sen kim bok? Şimdi ben bunları bırta atıyorum. Bırta atayım bunları bırttan okurum. Tamam at bırta. Ses bir. Mümkün olduğu kadar yavaş konuşuyorsun düşünerek. Böyle benim yaptığım gibi. Olur abi. Tamam iki tane. Bu haberleri ona mı okuyoruz? Evet. Ya bu haberleri ona okumuyorsun. Burada adama vurmamız gereken şey şu. Birincisi hani biz senin sandığın gibi oyun oynamıyoruz. Hani zeka isteyen bir oyun oynuyoruz kafasında bir laf sokabilirsin. Sürekli bir oyundan bahsediyorsun da oyunun ne kadar zorlu bir oyun olduğu ciddi. Onun kim helikopter? Al PD geliyor. Aa iki tane PD helikopteri var. Abi ne? Bizde araba var ama. Abi bin arabaya abi, bin arabaya bin. Evet rollü kaçmamız lazım. Arabaya bin. Dur ben değiştiriyorum sesi. Yardır. Dark Angel mıydı? Evet. Evet. Ne oldu ya? Dur lan dur polis. Onun üstü kim? Altınlar üstümde duruyor hala. Sakin olun. Sakin. Ya bu silah olayı düzelmemiş. Ben pistol kullanabiliyorum abi. Biz bunu başarmışız. Evet. Şey oluyor. Abi inanılmaz. Nereden çıktılar ya? Bu arada bütün evet. PD'yi buraya yönlendirecekler. Sakin. Sakin ol. Nereye gideyim ben? Kurtulayım mı? Aa geldiler. Kurtul. İsimi duyuyorsun ya. Arkadaşlar metalamaz kimse böyle bir şeyde. Rahat olun. Nasıl kurtulmak lan bu? Oğlum şunu bir DC'den mi konuşsan acaba? Evet DC'den konuş ya. Geliyor mu? Abi DC'den geliyor da. Konuşuyorum ben abi. Ha pardon. Oraya gireceğiz ya. Tamam oğlum. Şu an kaçmayı oynayın. Sesimi normale çekeyim be. Ya şimdi... Yani biz sizi mundar etmeyelim diye bulaşmayalım diyoruz. Siz oha! Ha. Ateş etmeyin şimdilik.
Zikra klavye sesin çok geliyor, haberin olsun. Hallediyorum abi hemen. Şu an gitme. Gitti gitti. Burası mantıklı mıydı? Mantıklıydı da. Kanka et helikopter var zaten. Et fabrikasına sür istiyorsan ben seni işaretleyeyim sana. Tamam. Yani bu biraz şehir içi jip ama. Allah! Ben bir şey yapmadım. Ne oldu? Ya uçtuk tamam, uçtuk. Python şeyidir abi. Alışırsın. Ama dikkatli git gene de, istiyorsan ne yapıyorsun bilmiyorum ama. Yani şu an baya dağdan yok, gidiyoruz hayır. Yani. O uçmuyor normalde, o uçmuyor. Yedi mi? Chat yememiş. Gülüyorlar. Am sadece helikopter var sanırım. Ya bu arada ateş manyağı yaparım onu da, ateş etmeyelim bakalım şimdi. Et fabrikasına girelim. Orada oradan girmezler geri. Basacaklar. Ya kevgire arkadan çeviririz çıkarır. Ne yapalım yani? Basan arkadan şey iyi basarlarsa alırlar abi. Ya alırlar en kötü. Oğlum oyuncular bize rol pasladı lan. Çok iyi, çok iyi. Güzel yer. Helal be. Lan zikra mısın be? Aga bunlar neyle takip ediyor? Araba geliyor kanka. Kal orada köprünün altında. Ha kal böyle. Ölmemizde bir sakınca kanka. Yok bu arada yani hani. Aşağı bakarlar. Aşağı bakarlar kanka. Et fabrikası. Kanka şu an salak salak arıyorlardır bence. Hayır oğlum görüyor adam. Görüyor adam. Bak bekliyor burada. Nasıl görüyor? Et fabrikasına sür ya. Şuradan sağdan girsem olmaz mı? Yok. İki kişiler. İkinci ekip kaç değil oğlum? Chess'ler 1000 kişilik bir ordu. 1000 mi dedin abi? Çok olmadı bu. Pedi hesaplasın. Toplam 1000. adam ölürse Chess yok oluyor. Ah siktir. Abi öyle de kırmazsın ama. Mesela polis yok oldu şu anda. Evet. Biz de yok olduk ama. Baktı bizim zırhlı araç mıydı? Tabii. Ultra zırhlı abi. Son model. Zırhlı. Carfix özellikle sahip. Köşkesin hep çarptı ama öyle de kırmazsın önüme. Al bak. Biri daha geliyor. Vallahi birazdan bence ateş açalım. Böyle olmaz. Ne et fabrikasını açacağız ama vurursak da vurmuş olacağız abi. Yapacak İyi de şey silah çekemiyorum. Bende mi problem var yok, sadece? Yok, Uzi ve pistol çekilebiliyor ama diğerlerini daha tanımlamamış galiba. Tanımlamaz abi zaten. Onlar GTA'da çekemezsin çiftel kullanılan silahları. He doğru doğru, doğru 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 özür dilerim doğru. Uzi dağıtabilecek var mı peki? Uzi dağıtabilecek. Chess Uzi kullanmıyor hayır. Nasıl lan kullandık? Kullandınız mı? Ben kullandım. Karbayın kullanıyoruz abi. Bu arkadaki. Bileri. Biliyorum. Norman Watkins mi yoksa abi? Buraya niye geldik oğlum sen bizi. Gir içeri. Kapıdan gir. Gireceksin içeriye. Tamam sokuyorum. Arabayı sok. Ana! Lan kapı açılmıyor sandım bir an. Açılmıyor zaten bir tane taş alıyor. Şimdi biz buradan nasıl çıkacağız? Çatışacağız gelirlerse. Hadi bakalım. Arkayı da kapatacaklar ama hemen. Tamam kapatırlarsa yapacak bir şey yok abi. Düzgün çatışacağız. Herkes bir armor alsın istiyorsanız şimdi. Hatta hepimiz spektek mi yapsak? Nasıl yani? TP mi olsak? Yok yok. Ya. İşte adamlar rol pasladı oğlum. Ne rol pasladı oğlum bize. En kötü Taranır öldürürüz. Fatih'i öyle çökeriz ya. Şaka yapıyorum canım. Hadi. Ben önden gidiyorum farkındaysanız. Oraya gitmene gerek yok. Zaten buraya basacaklar. Ananı baga soktum bir şeyi. Geliyorlar önden. Lan niye vermiyor? 526'ymış. Grab o elindekinden bana da verir misin? ID 519. Tamam ver kanka ben tutayım burayı. 519. Armor değil armor. Mermisini de vermen lazım. Giyin at bir de. Çaktım. Bir de çeti temizledim. Bir de çanta kullan dedim. Bir de üçü çektim elime. Mermisi yok. Aman al kanka. Mermi verdin mi kanka? Verdim kanka. Eyvallah.
Şimdi 2-3 tane daha ver kanka bundan aynı komutla. 3 tane daha verdim ama açamayabilirsin. Tamam tamam yok. Ellemeyeceğim. Ya açabiliyorum tamam. Armor da alalım. Arkadaşlarını çağırıyorlar. Hazır olan arkadaşlar. Chess her zaman soğukkanlıdır. Gidip pazarlık yapalım mı abi çıkmamız için? İçeride çok sayıda rehinemiz var diye. Şey giyin atsana bir yanımızdaki. Bu arada böyle boş git. Çıkacaklar bir yerden ha. Girecekler abi şu an adam topluyorlar bizim çıkamayacağımızı. O zaman taraya taraya çıkalım oğlum. Ya şöyle bir şey var. Tararsak helikopterdeki düşecek. Helikopterdeki düşünce çok... Ya evet abi öldürmeyelim artık. Çünkü şey şu amacımız o değil ya. Geçen birebir yapıyoruz yani. Bir onları tokatlattırıyoruz. Onlara tokatlattırıyoruz. Bir biz tokatlıyoruz. Burası serbest bu arada. Aslında bir şey diyeyim mi? Şurada bir tane Toros spamlayıp şuradan uçarak kaçabiliriz ha. Bu açılmıyor ki bu kapı. Görüyor. Helikopter görüyor. Onun sikim nasıl açtın orada orayı? Aşağısı burası açılıyor abi. Aa bende niye açılmıyor ha? İçeriden açabiliyorsun burayı. Abi bir götüm bakıp döneyim mi? Bir bak bakayım. Önündeler. Helikopter sesi var ama pusmuş olabilirler. Ben görüyorum buradan. Ben geri döneyim o zaman. Dön. Ben arkada tekim bu arada. Burayı basarlarsa çok yamyam. Tamam şey basarlarsa gibi. Haber et. Aa bakıyor buraya. Tamam iki ben Greb'in yanına gidiyorum. Siz arkayı tutun. Bu yanımdaki kim benim ön kapıdaki ya? Benim yavrum. Ha Okan sensin. Abi. Ha. Buraya geldiğinde birkaç tane cover var. Bak yakında var, uzakta var. Samanları cover alabilirsin. Bir tane. Burada bayağı iyi çatışırız. Cruiser geçti. Ne geçti kanka? Cruiser. Ya bütün PD buraya çökecek abi biz. Şimdi ben diyorum ki çok kötü pozisyonda adamlar... kaldık. Ha. Abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bu önü tutmuyorlar. Bence buradan şansımızı deneyelim. En kötü tarayarak kaçarız. Orada aracımız yok ama. Araç olsun. Spamlayamayız çünkü Aytunç yukarıdan helikopterle bakıyor. Bir de rol başladı artık. Araç spamlayamayız ya. Şimdi diyorum ki abi biz aşamalı olarak geri çekilelim. Sıkışalım öleceksek de. Hani güzel bir rol olsun. Aka nereye gittin? Sen buradan ateş ederek... Yanındayım kapatın. Kanka yanındayım. Buradayım. Ben de şuraya geçeyim istiyorsan. Mesela ben burada öleyim. Falan. Ha öyle. Hı. Ben sen ölmek mesela... zorunda değilsin. Eğer adamları öldürmeye oynamayacaksak... Yani çatışma rolü vereceksek... Öldürmememiz lazım. Çatışma rolü vereceksek öldürmememiz lazım. Evet yani böyle haşat etmememiz lazım. Elimizdeki silahlar da kuvvetli. Geçen gün zaten haşat ettik. Niye böyle ateş yapabiliyorsun. Ettin? Yapabiliyor musun diye denedim de ateş etti direkt. Şey direkt sol tık abi. Biliyorum oğlum. AK'de yapılmıyor muydu eskiden? Öyle bir hatırladın mı? Yok yok sıkar ya. Neyse yerimiz belli oldu. Pardon. Hep sudan. Ya, cruiser geçti bir tane daha. Arkada hareket var mı? Ya buradan sizin tarafa doğru geliyorlar. Burayı kimse görmüyor. Oradan bir tüymeyi deneyelim o zaman. Bir zorlayalım. İşte onu dedim ben size abi. Onu yapalım ama dedim. Ama araba spawnlamadan çıkmıyor. Tamam araba, o zaman ben araba bulup geliyorum. Bekle. Aka geliyorum. Grep yalnızsın. Araba ateş ediyorlar şu an. Normal mi? Ateş mi ediyorlar? Tamam, evet bana ben ateş geliyor Toros'la, şu anda. Ben Toros'la çıkayım. Buradaki Toros'la. Siz oradan bekleyin sonra çıkın. Nasıl? Bura tehlikeli. Buradan ateş ediyorlar bize şu anda. Olur mu abi dediğim şey? Toros'ta çıkıp da seni mi kendini mi kovalattıracak? Evet, beni kovalayacaklar ben öleceğim. Ya da sen yap istersen. Bu aksiyon sende gözüksün. Ama şöyle bir durum var. Tek kişiyi kovalamazlar. Bence de. Bir arabayı kovalayacaklar bence. Arkadan bir tane gelir. Hayır, bir tane full portalı. Siyah film camlı bir araba evet, çıkarsa. Oğlum. Öyle zaten. Şey yapabiliriz bak. 4 tane motor araba. Fabrikanın içinde 4 motor varmış gibi motor spamlayıp hepimiz aynı yöne kaçabiliriz bir anda. Tamam ben de şunu tamam admin pası da hani motorla çıkmamız bizi bir kurtarmıyor öleceğiz yani. Yok abi bak mesela burada 4 tane motorumuz ananı olacak sikeyim. Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Çatılarda burada... sniperlar var bize sıkıyorlar. Evet. Sniperlar bak, mı burada... var? Aha. Burada 4 tane motor olduğunu hayal et Tukan abi tamam mı? Dördümüz bir anda binip buradan motorlarla tüyeceğiz. Tamam aksiyon ortak olur. Ortak bir nokta. Aynen ne, gelsin grepte bize doğru. Ne çıkartalım buraya? FCR çıkartalım ya. Kar FCR. Bak abi tam çeslik ya. Eneşker var. Aynen. Sadece önden de sokturabilirim.
Ne? Maxi buradaymış amına. Hayır hayır. Belki madde bu olmaz. Polis salak gibi gözükür. Bastı arkasının. Yok yok. Ya bu arada şu an şey söyle adını. Yani polisler eğlensin istiyorum. Madem böyle bir şey başladı. Eğlensinler. Ölsek kanka, de biz... o... Önemli değil yani. O çıkardığın motor çok kuvvetli kanka. Eneşkar mı? Evet. Oğlum bak tam chestlik motor bu. Gelsin Zikra da buraya. Zikra nerede? Gelmedi. Oğlum bu kanka. Benim zaten. Ha tamam Zikra senin çıkardığın biraz lazım. Şey. Geleyim mi Toros'la mı gideyim? Yok sen gel buraya dördümüz motorla bir anda çıkacağız ön kapıda. Ortak bir buluşma noktası belirleyelim abi. Gidebilirsek. Yanlış mı olacağız? Kaçmak yalnız Kordi ateş ettim bildirim gidiyor. Kordi mi? Pardon Greg pardon. Ben ateş bir kere ettim ya. Bir kez etti o. Bildirimin gidiyor. Biliyorum. Ha şu an bildirim mi gidiyor? Motorla evet. İllegal yasak değil miydi? Hala. Kardeşim yasak da yok, yok. Biz şu an admindeyiz. Böyle roller paslayabiliyoruz. Motorlan. Hayır yani bu bize abi? Bir avantaj sağlayan bir şey değil. Rol paslıyoruz oğlum artık bunları öğrenin la. Ama Kukan abi, oğlum bak zaten kaçamayacağız. Kaçamayacağız biz, şu an biz zaten role girmeyecektik polislerle. Biz Fatih'i kaçıracaktık. Polisler role girmişken kaçabiliyorsak kaçalım, kaçamıyorsak bence da öyle de. Mi? Bence de. Ha. Ben diyorum tamam. Buradan şeye doğru kaçalım abi. Gölbar'a doğru kaçalım hem de o uzun sürer. O zaman Gölbar'ı seçiyorum ben. Motor aynen kodunu... ben de göl... TCR. TCR. FCR. FCR. Fransa. Ceyhan. Abi. Rize. Ha tamam. Kırmızı çıkartmaya kırmızı çıkar sen de. Çok sinek gözüktü ya. Sinek değil lan. Tam bir bu şey. Bu arada hepimiz bak çıktıktan sonra hepimiz aynı yolu takip edelim. Anladınız mı? Hep birlikte kaçmış olalım. Tamam o zaman. Adamları ben öncülük ediyorum. Ya da abi sen et. Sen fark et etmez. Abi. Sen benim kapı açılmıyor. Sen bir göster kendini oradan. Tamam kapı açılıyor. Yaklaşınca bütün kapılar açılıyor. Gelin. Farları kapatın. Farları kapat evet görüyorlar bizi şu anda ve vuracaklar direkt. Evet şu an farlarınızdan görüyorlar yani. Ama görememesi de ananı sikim lastiğimi patlattı biri ya. Beni kapı kapalıyken nasıl oluyor bu ya? Onlar da açık da görünebiliyor ama. Ha. Arkadan çıkalım. Arkadan daha oğlum tehlikeli bak, ya. Oğlum bak direkt indirecekler. Abi evet. Önden çıkarsanız kevgire çevirecekler yani bence önden ya, çıkmayın. Bence çatışalım abi yoksa... Ya, olmaz yani. Önden abi bence buradan direkt basıp kaçalım ya Tukan abi gel. Ölürsek de ölürüz. Hazır mısın? Kapı açık mı sende? Çok saçma oldu. Ya, öleceğiz. Darmadağın olacağız. Zaten yani. Öleceğiz kanka aynen, yani. Tavsiyede bulunabilir miyim? Polis sizi yakaladı. Yani kendileri yakaladılar pas dışında. Ve etrafınızı sardılar. Burayı kazanmayı hak ettiler zaten. Kevgire dönerseniz de dönün bence. Abi zaten ama konumuz o değil. Nasıl kevgire döneceğimizi tartışıyoruz. Yani... Bence motorla kaçmayı denerken dönün. Bence daha güzel. Ben de onu söyleyeyim. Tamam hadi o zaman. Ama sniper var bak. Haşırt diye oturtacak biri. Biz de dışarı değil mi? Bu arada komple kapattılar çıkışı. Tukan abi bir baksana. Burası boş, burası boş. Third person'dan. Burası bomboş. Oraya şeyi bile atmış. Kardeşim buradan motorla çıkamayız oğlum bu ne? Çivi attılar çivi. Çivi mi var? O zaman hadi in. Dön. Motorları... Dön arkadan bir anda boş. Çıkalım motorla gel. Arkadan burada. Askerler oğlum. Ya abi gel siz. Lüf gidelim amına. Varmış. Ne kaç kişi bunlar amına koyayım? Oğlum arkası da çok kalabalık. Arkadaşlar inin motorlardan. Abi hadi. Çekin abicim silahları. Öldürmeye oynamayın. Bir iki tane vurun yaralayın. Maxi şunlara bir sinyal çak da geri dönsünler kardeşim. Abi vurun gitsin ya. Ya da bir konuşma çevirelim önce istiyorsanız. Bak sniper görüyor. Allah sıçtı. Ak öldü amına koyayım. Abi geçmiş olsun ben saldırdım. Amına koyuyorlar şu an. O zaman arkadaşlar. Abi smoke patlattı herif önümde nasıl bekle, ya? Bekle. Abi, durun. O kapıda sniper var abi. Aman çok göstermeyin. 526. Ya bir şey söyleyeceğim. Gaz bombası atalım bir tane. Ben onu spamlıyordum. Evet. O nasıl yazılıyordu grenade? Granade değil mi oğlum? Granade. Dur. BZ gaz mıydı? BZ gaz. Aa bu şey tier'miş. Smoke grenade. Ananı sikeyim beni indirdiler ama bakayım. Tukan abi. Ananı sikeyim. Kaç. 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 Niye kaçmıyorsun? Ben kesin öldüm. Revive'layayım mi kendime? Revive'la. Beni de çeksenize kurban olayım 519.
Profesyonel çizgi gibi. Kardeşim profesyonellik böyle bir şey lütfen. Bu ne biçim amına kodum bombası bu? Dur bir deneme atışı yapacağım. Kapıyı kapatın. Şey smoke attım bu tarafa. Yok bu granate buradan yemez abi. Bu kapı baydı beni ya. Bu kapı bende buglanıyor, açılıyor, kapanıyor. Gelin abi şu önden çatışalım ya. Aynen öyle haydi. Ben burayı smokladım full. Burada kapalı kapıdan sıkma. abi granate bombayı da. Abi de çıkın diyorum kimse çıkmıyor. Rane nerede ya Rane? Rane gelmedi. Siktir çelik yeleğim de gitmiş amına koyayım. Girmiyorlar çıkmıyorlar da. O zaman biz çıkacağız kardeşim. Çelik yeleğim var da. Hazır mısın? Engellemişiz neyse giyeriz şey olursa. Etrafın amına koydum burada. Girseler çok tatlı rol döner. Her tarafa smoke attım. Ya da bekleyeceğiz onlar girecek. İşte baksana abi gel buraya her geldik tarafa smoke attım. Ön kapıya geldik ama birinin arka yarıda bir tutması lazım. Amına koyayım STV'ye dönmüş burası. Çok güzel oğlum işte gelseler kim kimi görmeyecek zaten. Ben şuradan bir bakacağım abi. Dur abi smoke atayım kapıyı açacaksan. At bakayım smoke. Aa kapıyı ben açık görüyorum siz kapalı görüyorsunuz. Abi işte kapılar bug'lı diyorum yani adam... Aha onun için. Onun için. Hadi lan. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Allah! Smokla smokla. Smokla. Ya ben nasıl öldüm ya? Ya şu sniper'ları kullandırtmayın ya Maxi. Sikerim sniper'ını onların ha. Ya biz çatışma vermeye çalışıyoruz. Sniper'la öldürüyor amına koduğum ya. Bir daha PD'ye rol paslamak yok amına korum vallahi. RPG'yi koyayım mı abi? Ya koy RPG'yi RPG'yi. Ne varsa sık amına koyayım. Triggerlandım şu an. Ne lan şey? Üzerimde RPG vardı. Vallahi üzerimde RPG vardı. Şansa denk geldi. Amına. Allah. Ya. Bana mı koyayım? Bizimki de bizi vuruyor gerçekten ya. Gerçekten kapı ya. Bug'ı, kapı bug'ı. Herif harbi RPG atıyor ya. O RPG götürün gidin lan. yeter. İnsan gibi atamını koyayım. Ne yapıyorsun? Hayır, kimseye atmıyoruz. İnsanları atmıyoruz. Hayvan ya, 4 tane atla amına koyayım ses kesildi. Oradaki herkes öldü galiba amına koyayım. Bak atsana abi. Bak RPG çıkmış evin içi adam bakmaya geliyor yine ya. Amına koyayım çok sekiyor bu siktiğim silahı da ya. Şu sniper Tarkan'da mı kimde acaba? Öğreneyim bakayım. Ayıp ya. Abi biz de sniper kullanalım abi o zaman. Eğlenemiyoruz ki böyle. Pat 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 vuruyor amına koyayım. Aa karşı dağdan hepsini vurayım mı sniper'ları? Evet sniper. Bak şimdi izle. Abi alsana sniper. Aldım zaten. Hiç yapma. Bakacağım şimdi. Çatı da grab. Tam karşıdaki çatı. Tamam. Ya ben karşı dağdan hepsini vuralım mı abi? Bug'a girdim burada. Bence o sniper puşlarını vuralım. Onlar biraz kaşındı. Kaşındı ya. Abi direkt seni kesiyor ya şu an. Beni kesiyor bak, direkt evet. 762 miydi bunun kodu neydi? 762 abi. Abi bu kadar olmaz ama. Şu arka kapıyı bastıralım mı? Ay yalnız arka kapıdan bir RPG atsak var ya orada 80 lan! Yaralı var bak. Çök amına kodumu öleceğim çök. Abi ID verirsen seni hislerimden kurtarabilirim. Oğlum bir sis mi satın şuraya amına koyayım mı? Sniper altındayım. Abi işe yaramıyor ya. Sniper build'eymiş. Vurursun onu ya. Vururum da abi hiç pozisyonum yok. Bir de sniper'ı görebilmem lazım. O sniper'ın iznini kim vermiş? Oyuna da giremiyorum ki birinci sıradayım. Bak ben bana sniper versene abi 519 ben, direkt indireyim onu. Biliyorum. Yok dur tam bokunu çıkarmayın oğlum tamam sakin az önce rage'lendim de yani amına koyayım ben smoke'a öldüm ya. Smoke'a mı öldün? Oldum herhalde. Astım krizi tuttu. Harbi astım tuttu herhalde ya. Flower vermiş izni. Flower nerede lan? Abi amına koyup geliyorum onu şimdi bir dakika. Ben buradan nasıl çıkarım? Amına kodum neredesin?
Amına koydum. Karış var diğer tarafta. Ha var var. Arabanın olduğu taraf. Oha! Şu tarafa bakın. Ne abi? Oğlum server'ın şu an %95'i PD falan abi, mı? Şiddet bir çözüm değil ama sniper'ları kaldırttım. Nereden nasıl kaldırttın? Ya? Lower'un yanına gittim de 2 dakika. Hayır, kanka niye kaldırttın? Zorun. Kaldırtma. Kanka seni. Yanlış yapıyorlar. Kaldırtma. Hayır kaldırtma. Bir tane varmış bu arada zaten. Tamam bir tane var biliyorum. Aha, bir tane. Bir tane var da zaten OP'lik oğlum. Ben neredeydim amına koyayım? Kunduz gibi çıkartacağım. Hayır. Bir yerden kafamı. Lower'a şunu söyledim. Kanka dedim, aksiyon yaratıp rol paslamaya çalışıyoruz. Sniper'la gördüklerini indiriyorlar dedim. Bir bakayım şuradan kanka, bir kafamı çıkartayım ya. Girdim oyuna. Ananı sikeyim, ortada çıkmışım. Şu bizim arkadaki kapı var ya, onun içine bir tane RPG atıyorum ama içine, dışarıya değil. Ses yapsın. Abi etrafımız deli dehşet sarılı ya. Ah. Tamam şimdi ben de. Ay ananı gene buradan koşuyorum bak. Çocuk Steam ismini ne yapmış ya? Tamam 4'te sniper var. Kaldırmışsın. Gidiyor galiba kanka. Ne yo? Kaldırdın değil mi? Hayır ben dedim ki sniperlar çok adam vuruyor dikkat et dedim. Ben halledeceğim dedi. Kaldırtmış olabilir kendisi bilmiyorum. Hayda. Tamam o zaman sniper almıyorum. Alma sniper alma. Abi, bunlar tarıyor da amına koyayım o kapı açık değildir herhalde onlarda. Tarayınca kapı açılıyor abi. İnşallah sana vurmam. Abi baksana bir yanına. Oğlum bu nedir ya? Tukan abi bir kere izin versene bana şöyle. Atma RPG atmayın yeter oğlum bokunu çıkarmayın. E şimdi ne olacak peki bu? Bunu nasıl ilerleteceğiz bu olayı? Ben dikkatlerini alabilirim istiyorsanız uzaktayım. Kanka 23 kişi var dışarıda hani 3'ünün dikkatini alsan geri kalan 20'si zaten ağzımıza sıçıyor. Bir yanımdan çekilsene bir şey deneyeceğim. Ananı sikeyim ben buradan nasıl vuruluyorum ya? Yok mu ya başka admin? İki tane daha gelsin yanıma ben Toros'ta gelirim ben buraya geleyim. Arkadan. Geleyim mi? Gel kanka. ID ver. Abi ben şuradan birini indirip gelebilir miyim acaba abi, geri? Biz dışarıdan geliyoruz siz içeriden çıkın aynı anda çatışalım. Büyük ihtimalle hepimizi vuracaklar anla ilek olacağız. Ama ID yapacak bir şey yok. 520. Polis olarak. Yok abi yok affetmiyorlar. Kesinlikle affetmiyorlar. Çok kalabalıklar. Bence ölelim biz şey yapalım. Ay ananı sikeyim ya. Dediğim şey yapalım mı abi? Sikeceğim ha. Ne diyorsunuz? Ha. Biz dışarıdan ateş etmeye başlayacağız. Siz içeriden bu sırada çıkacaksınız. Hepimizi öldürecekler sonra. Çok eğlenceliymiş. Çıkamıyoruz ki. Ben bir şöyle dikkatlerini dağıtacağım onların. Çok dağılmıyor abi, kanka. Abi vuruluyorsun şu an. Vuruluyorsun. Bekliyorlar oğlum. Kol çıkarsan. Baksana o tiplere. Bir sniper deneyeceğim şuradan. Dur bakayım. Şuradan biri falan bakıyor mudur acaba? Bak ben şimdi buradan milim milim yürüyorum ya. Onlar da çok farklı yerde gözüküyor olabiliyorum. Polis buraya gelmiş. Evet bende GPS var ya. Ha. Ben seni vuruyorum kardeşim. Ben bakayım bizimkilere.
Beyler ben 3 polis indirdim, bırakıyorum artık. Hadi çıkalım ölelim. Baya baya düştü bunlar burada. Hadi. Tam yardırıyorum. Hadi koşalım. 3 tane daha düşürsene abi. Hadi. Biz motorla kaçalım amına koyayım. Sniper öyle kullanılmaz. Çık. Abi beni ananı sikeyim, ben yine düştüm ya. Ya oğlum çıkma şuradan, gözünü seveyim. Oy, bu sniper'dı. Yüksek ihtimal. Bana bir kere vurdu abi. Hiç vurmadı. Kim vurdu bilmiyorum. Ya da canım çok azdı, görmedim. Neyse zaten yeter. 3 tane sırf kıllığına sniper kullandım vallahi, kusura bakmasınlar. İyi yaptın abi. Şu an ön tarafta 3 kişi kalmış. Benle çatışıyorlar onlar. Revolver mı vurdu ha? Aziz o zaman. Revolver'ın tek atması da çok saçma. Kaan vurulmuş. Yaşayan var mı bizden şu an? Ben şimdi öleceğim. İstersen spek at. Spek atarsam buradan kaybolurum. Öleyim mi? Ya öl ya. Zaten amacımız bu değildi ki. Bu bir yandan gelişti. Neredesiniz lan? Bir canım var, bir can. Bir kişi de alayım lütfen. Alamadım. Birinin gidip hepimizi çekmesi lazım. Fatih Piç oldu. Şey yazalım ya, yerel polisler kişileri götürmektedir gibi bir şey. Ben sizi boş bir yere çekeyim. Ha çok ama iyi olur ya. Piyonu falan da verin de. Ya şu an böyle zank diye de yerel polis cesede koşup çekmez ya. Beni alıp götürüyor. Oğlum. Tamam şöyle atıyorum onu. Herhalde birilerine gitmiştir bu. Abi sanmıyorum ya. Çok mu uzaklar? O mesafeden ben şu an göremiyorum mesela, bak soluna dön. Ben kapının tam girişindeyim, ben senin duvarını göremiyorum. Tamam ben o zaman uzuyorum buradan artık. Abi gidince 519'u da çeker misin? Tamam dur şimdi. Şunları tekrar atsam mı ya? Heh dur bak bu duyar. Tamam her şeyi şurada çaktık mı tamam. Tamam bastılar zaten. Ve pi... Oho gaza geldi amına koyayım. Bir daha yazmama gerek yok herhalde. Var mı olumsuzluk? Poyraz gaza geldi amına koyayım. Süper kahraman iş yaptı. Hah tamam okey. Ben artık gidebilirim. Şöyle çok hızlı yok olacağım. Ananı sikeyim kaldım. Ben gidebilirim istiyorsan abi. Teğmen. Abi baygın 3 yaz. Bir elinde hazır olsun. Sonra revive atıp baygın 3 yap. Tamam sıkıntı yok ya, bir şey olmaz, idare etsinler o kadar.
Selamun aleyküm. 519'a gelebilirsiniz. 519. Adamlara bak, ne güzel denk geldi Chess'e ya. Kulumdar beni alıp uzaklara götürdü gideyim diye. Pardon. Şimdi. Şuna bir clear şimdi atalım. Devam. Şuna bir heal. Bir üst. O ellerini ya kaldırsana bir. Yok, üstlere gene bug'lı abi. Bunu çözemeyeceğiz galiba ya. Biz ne güzel Fatih'i çalacaktık ya. Ben şu Fatih'i bir spekleyeyim. Kim o? Lan kim? Nereye gitti bu? Bir elini kaldırsana Grep. Tamam, polislere bir win vermiş olduk. Valla ben biraz kevgire çevirdim ama umarım şey ya yapmamışlar. Sen burada sadece abi. Sniper bütün şeyi bozuyor. Çatışma şeyini bozuyor ya. Tamamdır. Tak 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 vuruyor amına koyayım. Şunları bir yerin altına atalım. Silahları mı? Yok, altın yok, altın dolu üstüm amına koyayım. Tukan abi, sende niye AK var bu arada? AK mi? Nerede? Elinde AK var senin. M4 değil o. Ne bileyim lan, bunu vermiş biri. Başka bir şey kaldı mı, gereksiz? Ağla. Sen değilsin ki bu. Kim? Benim o, bende. Biz AK aldık. 25 kişi güzel falan ya, ayakta galiba. Artık sıkıntı yok yazmış. Polisler baya kalabalıkmış bugün. Hani biz de 8 kişi 9 kişi olsak bu arada hayvan gibi çatışma şey verirse. Abi bu arada Fatihler şeyde şu anda. Nerede? Gece kulübünde, limon, eski limonun orada eğleniyorlar şu anda. O gece kulübüne girebiliriz ve içerisi çok kalabalık. Ay vallahi çok tatlı ya olur bu arada. Girelim içeri, hem de elimizde rehineyle çıkacağımız geldi için polisler bir şey yapamayacak. Şu an Maxiyer geldi. Şeyi dağıttık en azından, bölgeyi dağıttık. Hadi toplanın gidelim oraya, gece kulübüne. Ne dersin abi? Yani olur ama polisler damlayacak oraya bu sefer. Ama damlayacak ama elimizde rehine olacak mesela. Çıkabileceğiz. Şey abi, şu an oraya daha çok böyle hani daha şey giderler polisler. Hani böyle daha güçlü giderler. Tamam o zaman. Hayır, bir de şey olmayacak. İhbar gitmeden yönelemezler oraya. Görünmemiz aynen lazım şehirde. Oğlum illaki orada aynen kalabalıktan aynen birileri arayacak polisi. Biz alıp ben çıkacağız direkt. Hayır kanka, biz alıp çıkacağız direkt zaten. O şeye Bahamas mıydı? Nereydi ora? Bahamas. Tamam, yeni Bahamas intihar komandosu mantığıyla yaklaşalım. Yani aynen. Biz bilgiyi verelim. Ondan sonracığıma etrafa C4'leri atalım. Yine pazarlık da yapabiliriz. Anladın mı abi? Pazarlık da yapabiliriz çıkmamız için. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok gibisinden. Önden geç istiyorsan sen abi. Fark etmez bana. Evet, sinyal kesici de kullanabiliriz rolde. Adamlar tam ekipmanlı herifler. RPG çıkartıyorlar ya. Konuşmayı Aka sen mi yapacaksın? Yaparım ben. Sakin Grip'cim, sakin. Abi 40 FPS. Zikra sen mi sürüyorsun bunu? Bir bunu dakika, bizim diğer ekip şeye gitsin abi. Bağmasının çok zıt bir yerine TP olun. Bir kişi gitsin yeter. Kasaba taraflarında zaman tarayın abi etrafı, girmeye yakın. O peki zaman ben Tukan abiyle gideyim. Ben Tukan tamam abiyle gideyim. Durdursana motoru kanka. Bir kişi bize gelsin. Ne ben yapacağım? Tarayıp orada duracak mıyım? Kanka yanlış oldu. Operasyon ha vodka. Doğru oldu, doğru oldu. Tamam siz gidin aynen o zaman, ben gideyim tarayayım. Melih bir yerde bir şeyler tarayacak şu an. Aga be, vodka vardı zamanında, hatırlar mısın abi? Abi bir taşaklı roldü o ya. Polise yakalanma. Tara dediğinde tarayacağım abi. Bence sen şimdiden taramaya başla. Tara, bizim tara oraya gitmemizde biraz var. Ama durma yani, tara baya. O ne? Sikiyim.
Aslında böyle direkt gidip insanların arasında o konuşmayı yapıp halkı da böyle hani duymasını sağlayıp böyle sessizce çıkabiliriz. Şey evet, o da olabilir. Eğer çıkamazsak da rehini alır pazarlık bu sefer polis deneriz. Ya da polislere sıkmaz kafamıza sıkarız abi direkt. Mert hala yok musun? Tarıyor musun şu an Melih? Evet abi. 100 mermi boşalttım bile. Ben ölmeyeceğim ama değil mi? Yok. Teleport olacağım. Tamam mıyız? Bir dakika abi, bir dakika dondu. Sesimi ayarlıyorum ben de. Sesinizi ayarlayın, bende ses yok unutmayın. Ben seni dinliyorum abi. Tamam. Hadi seri. Bir saniye abi, oyun dondu. Geliyorum hemen. Dur girme sakın grep. Dur girme. Oyundan sesimi alıyor musunuz şu an? O, oyundan konuşma. Ya bir yok. Tek bir cümle kur. Kelime. Tamam tamam. Şu an robotik değil sesin. Tamam geliyor. Devam edin. Tamam giriyorum, kapattım rolden. Okuyacağım tamam. Şeyi ya. Tamam tamam. Önden o yürüsün, biz arkadan. Sakince herkes telefonunu yere bıraksın. Ay Dios mio. Herkesin telefonunu yerde göreceğiz. Bıraktık. Yenisini alacak param yok. Tamam tuş gibi. Oğlum yere bırak, gerçekten bırakmasalardı keşke. Telefonunu yere bırakmayanın canını alabiliriz. İki HSU, bir helikopter, bir cruiser bir şey şimdilik. Yaptım, yemin ederim orospu çocuğuyuz, bir şey yapmadık. Sanmadık. Sus artık, arkaya geç. Önceden. Sarı kafalı. Efendim? Hangisi, ben mi? Üç tane sarı kafalı var ama. Sarı kafalı ne aka ya? Bizi dinle, ortaya çık. Sarı kafa kim? Ne yapıyorsun? Yüzü maskeli olan. Benim buradaki maskeli şimdi... değil, yanık yüzü. Dur Zikra. Ulan gözüküyor, sana dövüştü. Fatih sensin Fatih. Sana diyorum geri zekalı. Ya aka ne yapıyorsun Chesney? Geç artık. Dur. Abla niye salay atıyor ya? Hadi hadi sen role odaklan. Direkt şeyi okuyorum. Aynen, haberden haberden bahset. Polisin yaptığı şeylerden bahset. Ağır konuş, sakin ol, trolleme. Tamam. Sizlerin huzurunda birkaç metin okuyacağım. Okuyacağım. Geçtiğimiz günlerde şehrimize bir saldırı daha düzenlendi. Adam çesi laz yaptı amına. Kendini kahraman olarak huzurunda tanıtmaya çalışan bir grup susun. Şehri karanlığa gömdü. Grafoları dahil patlatmayı başaran gizemli grup yüzünden birçok hasta hastanede kullanılmayan teknolojik ürünler yüzünden hayatını kaybetti. Her yaptıkları suçu LSPD'ye atan bu kişiler Robin Hood'luk mu oynuyorlar yoksa insanların beynini mi yıkıyorlar? Her piyon için bir şah. Chess adı altında duran gizemli bir ekip
dün gece yaşanan banka soygunundan hemen sonra Los Santos halkına Twitter üzerinden bir mesaj attı. Mesaj çok açık bir şekilde tüm Los Santos halkına dağıtılan gizemli 10 bin dolardan bahsediyor idi. Şu sıralar Robin Hood oynayan bu grubun ne amaçla bunları yapmaya başladıkları gizemli bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. İleride neler yapacakları aşikar. Ne diyeyim abi buna şimdi? Ne demek ne diyeceksin oğlum işte sen PD'nin ne yaptığını bilmeden bu haberleri tarafsız yaptığına inanıyor musun de. Motelde yaşanan şeyi anlat. Bir masum öldü onun haberini yaptın mı diye sor. Sen polis departmanının neler yaptığını bilmeden bu haberleri nasıl yapıyorsun? Çünkü söylemiyorlar. O zaman biz sana söyledik. Ben duyduklarımı yazıyorum. Peki motel ortasında suçsuzca hayata gözlerini yuman adamın haberini neden yapmadın? Çünkü izin vermiyorlar. Kim? Eğer onlardan kötü haber yaparsan bana bir daha haber vermezler. O yüzden yapamıyorum. İzin vermiyorların üzerine gidebiliriz bu arada. Evet git Aka işte yırtıcı ol hadi. Departman izin vermiyor haber yapmalarına. Peki sen bu şekilde tarafsız olduğunu mu düşünüyorsun? Gerçekten istemeyerek oldu. Yerli halktan aldığım bilgilere dayanarak söyledim. Geçen gün hastanede yerlilerden hayatını kaybedenler hakkında bahsetmiştim. Ama sizin üzerinize atmak istemedim. Yemin ederim abi. Sen yaptığın bu haberlerle bizle dalga mı geçiyorsun? Yemin ederim dalga geçiyorum. Hasan oldu yine bu ya. Sadece sizin ne kadar gizemli bir grup olduğunuzu ortaya sokmaya çalışıyorum. İnsanların anlamasını sağlıyorum. Yalan haber yaparak mı? Yalan haber yapmıyorum ki. Ya da yapıyor da olabilirim. Ben gördüğümü yazıyorum abi. Yapıyor da olabilirim. SPD her şeyi üstü açık sunmuyor bana. Kamera kayıtlarına biraz daha zor oluşuyor. Bilmeden neden haber yapıyorsun? Yemin ederim anam avradım. Kesin bir daha yapmayacağım. Hayır yapacağı haberi söylemesi lazım şimdi. Abi ben gülüyorum ya. Aka gülme. Şey söyle. Şimdi sana bir sonraki yapacağın haberi söylüyorum de. Motel ortasında PD'nin özür dilememesi sebebiyle ölen masum adamın haberini yapacaksın de. Tamam. İnsanların dikkatini çeksin diye bazı haberler paylaşmış olabilirim. Şimdi sana sıradaki yapacağın haberi söylüyorum. Evet. Beni duyuyor musun? Duyuyorum. Motelin ortasında polis departmanının özür dilememesi sebebiyle sebepsiz yere ölen adamın haberini yapacaksın. Bana 7 dakika verirseniz hızlıca yapalım. 7 dakika diye ne diyeyim? Hayır yarın. Daha güzel olur. Tamam arada. Yaptır. Yaptır. Ve tamam. Bunu baskı altında yapmadığını bilmeni istiyorum de. Gerçek bu çünkü de. PD bir şeyleri saklıyorsa halk bunu öğrenmeli de. Tamamdır. Abi şeyin üzerine de gitmeyelim mi? Departman dur, evet. Haber yapmasına izin vermiyor. Dur gelsin bir daha. Ya, sorması lazımdı onu oğlum. Tam. Baskı bunu altında yapıyoruz. Özür dilerim. Sana 7 dakika veriyorum. Gireyim mi araya? Gir. Ben yardımcı olabilirim. Sürekli konuşuyor ya. Sus Aka dur. Lütfen bilgisayar getirin. Departmanın haber yapmana izin vermediğinden bahsettim. Evet. Anlat. Nasıl izin vermiyorlar? Asla tam olarak izin vermemek değil. Eğer onlar hakkında kötü bir haber yaparsam ki... Yapmam gereken başka kötü haberler de var, elimde var. Onlar bana bir daha bilgi vermezler. Onlarla yakın olmadığım sürece herhangi bir soygunu veya başka bir şeyi yanlarına gelip çekemem. Bodycam'lerini izleyemem. Bundan dolayı ben de olabildiğince onlara yakın olup onları övgüyle sunan haberler yapmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var abi. Biz buna haber yap diye zorlarsak force olacak. Bir daha o karakterlerle haber yapmak için role gidelim. Tamam o zaman forcelama. Sadece haber... Bizim için yapsın... Ya abi doğaçlama girin bak bu şu an rolü çok bölüyorsunuz. Bizim için yine yapsın ama o paylaşmasın yani şey gazete paylaşıyor. Tamam. Fatih paylaşmıyor. Tamam okey öyle söyle. Tamam. Yapmadın. Efendim? Yapmadın tüm haberleri yapacaksın. Tamam. Hazırlayacaksın. Tamam. Gazete paylaşacaksın sen paylaşmayacaksın. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı abi. Ama bilgisayara ihtiyacım var.
Tamam dur acele etme. Şu adamları da söyleme. Ben olsam söylerim mesela şunlara. Siz de PD'nin neler yaptığını duyun de arkana dönüp. Grab konuşuyor şu anda. Keşke ses programım olsa ya. Ha benim de ya. Polis departmanının neler yaptığını duyun. Öğrenin. Bilinçlenin. Tamam mı? Pas atın, bir şey yapın. Bilgisayar tamam. Getireyim o zaman ben bunlara. Ya bilgisayar getirme, şu an yapmasınlar oğlum. Hadi gidelim o zaman. Hadi gidelim. O zaman işte. İyi eğlenceler de. İstiyorsan ben mikrofonu kapatayım, sen söyle tekrar edin. Ya yok, iyi eğlenceler. Şimdi eğlenmenize farklı devam edin ya. Tabii edebiliyorsanız da. İyi eğlenceler. Şimdi eğlenmenize devam edin. Tabii edebiliyorsanız. Emine güreyim. Amına koydun tüp çeseceğini. Laza döndü laza amına koyayım. Tamam çes devam tamam 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 tamam. Hadi. Yavaş yavaş çıkın. Elinde Emine güreyim. Tarafsız bunlar Laz değildir kardeşim. Bunu öğren artık. Çok güzel roller dönerdi şurada ya. Çok kitle. Niye soruyorsun sürekli bana oğlum? Doğaçlama takılsanız amına koyayım. Evet ya. Abi ben... Abi adam polis diretiyor diyor, tamam mı? Zorla bir ismi var sen mı? Sen korkak mısın? Korkak mısın? Sen haberci değil misin? Özgür gazeteci değil misin? Hayır hiç abi. Fokus sanamadım. Bir de chest'te ben ilk defa chest giriyorum. Ya oğlum öyle bak sen sıçtın diye söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yok ama sıçtım abi. Hayır yani. Bak bu gergin bir iş. Cidden öyle şey rahat gibi duruyor ama... Geriliyor insan. Çünkü orada birçok kişi seni izliyor. Yayındasın falan. Ondan bahsetmiyorum. Ama çocuk aslında çok güzel paslar attı ya. Paslar atmadı. Pasa çevrilecek şeyler konuştu. Evet, burada evet. Deli baskı yapılabilirdi çocuğa. Yani şu an evet. Haberleri hazırlat dedik. Paylaşma dedik. Hani dur yaparız. Sıkıntı yok. Güzel şeyler çeviririz buradan. Ben çok kilitlendim abi ya. Kasıldım yani biraz. Sıkıntı yok. Oğlum bir kez kasılırsın. İkinci de kasılmazsın. Olur böyle şeyler. Özür dilerim. Kordi ne diyorsun? Niye özür diliyorum? Mal mısın? Efendim? Sesin çok boğuk. Ne dediğini anlamadım. Ha. Tüm bu rollerin açılması için tek bir isme ihtiyacımız var dedi. Boş yapma. Yaşar baş yemez mi? Aynen öyle. Burada mesela arkadakilere çok güzel konuşmalar yapılabilirdi. Aklınızda bulunsun. Sürekli medyada ve PD'de devlet tarafından işte... Kötü adamlar olarak nitelendirilsek de aslında ölenlerin birçoğunun mesuliyeti bunlara ait ama sizin bunlardan haberiniz yok değil mi? Ne yazık falan gülersin falan. Taşak geçersin. Şimdi, abi deve at istersen spek atalım oraya. Yani spek at oraya. Dur atacağım. Şurada şöyle. Sıkıntı yok. Burası admin. Tamam. Deve atıyorum. Attım. Bir spekleyeyim bakayım. Çocuğun adı Sauros. Sauros. Adam DJ'liğe başlamış amına koyayım. Günaydın. Dur bakayım burada neler dönecek şimdi. Hadi oğlum hazırlıyorsan hadi ya. Yap şunu. Adamlar müzik bekliyor lan. Hadi gel bu tarafa dokunma ona. Müzik mi yapıyor hala? Klavye hazırlasın da hazırlıyorsan buna koyayım ya. Yapıyorum abi, klavye çalışmıyor. Sen odanı tetiklediğin sürece... Adam gerilmiş amına koyayım. Herkes gergin durumda. Sen bu adamın üstünde baskı kurarsan baskının değerini burada Tukan göreceksin. Abi. O yüzden ben bir tane motel taradım komple. Kimseyi vurmadım ama bir tane de benzinlik havaya uçurdum ama yine kimseyi vurmadım. Tamam. Dur bakayım ne konuşuyorlar. Adamı rahat bırak, işini yapsın. Oo. Herkes gergin zaten. Aferin. Derim dışarı çıkma. Güvenli değil, kimse çıkmasın. Kimse çıkmasın. Tamam ben bunlar göbek atıyor sandım. Bayağı gerginler şu an. Fatih haber yapıyor şu an alt tabına koyayım. Chess'ler adamdır. Bundan sonra PD bokumu yesin. Allah'a emanet. Osur ne osur ya Allah Allah. Hemen osur.
Fatih iyi haberleri de güzel yapıyor. Ama bu çocuğa böyle çok güzel rol paslamak lazım. İnceden PD'nin de rahatsız olacağı böyle çok güzel haberler yaparsa işte atıyorum net suçlamadan böyle dedikodular dönüyor. Sizce bunların gerçekçilik payı nedir? Hani böyle halka soruyormuş gibi haberler yaparsa eğer çok net şey olur. PD de baskılar bunu. Sen niye böyle sorular soruyorsun? Biz baskılarız. Medyayı kendi başına ayaklandırırız aslında. Efendim. Zikra, bana Fatih'in telefon numarasını versene. Metalasana. Yazıyorum söyle. Yazıyor musun? 821. Evet. 9670. 9670. Çok gerginiz. Çok. Hep puanı beklemiştim. Yatağımın altında saklıyordum. Harbiden amına koyayım ezberinde miydi? Bir tabanda çıktı. Acaba aralarından polise haber veren oldu mu? Ya. Yayında olan var mı diye mi sordun abi? Ne yayını lan? Ya aralarından biri yayında mı diye sordun. Hayır lan, polise haber veren oldu mu dedim. Ben takip ettim de olmadı. Lan bu Saruhan mı lan bu? Ha yok. Bu bir kere şeyde bulunsun. Arkadaşlar ses programım var. Mikrofonum arızalı. Ses voice moda geçince ne yazık ki cızırtılı ve kesik kesik gidiyor. Onu geçen gün bir çözdük. Elektrikler gitti ya geçen. Orada gene bozuldu. Yok Saru değil. Aa ben bunu böyle direkt kaydedemeyeceğim ki. Dur şöyle yapayım. Kişi ekle, numara girin. Nasıl ekleniyordu lan biri? Aa. Rehber. Kişi ekle. Haberci. 821 9670. Meme yok, ondan dolayı değil. Ondan dolayı değil. Voice Meter'la Voice Mod arasındaki geçişlerin bir sıralaması var. Onu tekrar oturup yapmamız gerekiyor. Arayamam şu an arkadaşlar. Ses programı yok. Oğlum Allah Allah. Yani çok enteresan ya. İnanılmaz oğlum. Abi. Heh. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Şu normal böyle gömlek memek giyeceksin. Bu maskeden giyeceksin. Bora Köz tarzı konuşarak. Ya maskeli balığı burada mı ya falan diyor. Hepsini amamına koyayım. Çok komik olur bu arada. Dur şimdi buna bir mesaj atalım bu çocuğa. Diyelim ki. Aa ben bunu zamanında sövmüşüm lan. Kuryecilik yaptığımda mesaj atlıyordum. İlanda. Ha biri arıyordu bu. Sadece mesaj dedik ya abini arayıp duruyorsun. Ya şimdi bunun üzerine de ben mesaj atmam hayır hayır. Telefon numarasını değiştirelim mi ya abi? Kodu vardı. Var mı onun kodu hala? Var var duruyor. Dur göndereyim. Ama onu herkese açmaman lazım. Yok abi sadece adminlere açık o. Gizli numara diyebilirim bu arada. Sim değiştir abi. Sim degistir. Boşluk. Bir telefon numarana bak değişiyor mu diye kontrol et istersen. 396-58-15. 349 değişti. Tamam. Mesajda gizli numara olur mu ya? Bilinmeyen numara. Olur. Öyle yazalım. Şey yap abi değiştir sonra bir daha değiştir. Hayır hayır. Mesajı, hayır oğlum değiştir. Demek istediğimi anlamadın amına koyayım. Devlet takip edebiliyor abi öyle numaraları. Yani bir server'dan atman gerekiyor öyle mesajları. Onlar da devlet izinli oluyor. Tamam numaraya şey mi yapayım? Böyle... Değiştiririz bir daha. Bir daha değiştirirsin. Abi. Tamam öyle yapalım o zaman. İnşallah Fatih numarayı polise verir. O numarada başka bir gün bir karaktere geçer de. Haberleri hazırladığın zaman... Buradan ulaştır.
Fatih bir bardak su istiyor. Diğerleri uzatıyor. Fatih terliyorum diyor. Dur. Aziz beklesene abi. Beni yalan haberden. Al bakayım şunu. Bu şekilde durumu açıklarsın dostum. Şu an bunu yap da. Gerisi önemli. Abi senin telefonun görünüyor abi, tepede görüyor musun? Nereden gözüküyor? Problem değil abi ya. Baksana ekranın enisine. Bütün ellerim çok hızlı. Telefon yok, telefon yok. Telefondaydı notlar. Aa ne oldu? Telefon, onun telefonunu mu açtım ben? Ne oldu? O bir tane... Bir dakika bir dakika. Ne sıkıntı ne? Zikra? Senin telefonun adamın üstünde gözüküyor abi. Sen spektrette görünmez olduğu için. Çok önemi yok. Yok ya, sadece bir tane. Obje sadece. Tamam oğlum ne? Aynen. Panik oldum ben de. Hayır çocuk da bir şeyler dedi. Telefon yok, bir şey yok, bilmem ne dedi. Hmm. Dur bakayım ben yine bir spek olayım. Halletersin sen. Abo bana gel mesaj atmışlar, mesaj atmışlar. Gel. Dur telefonumu buldum. Ha buldun mu, tamam. Evet. Mesaj atmışlar. Haberleri hazırladığın zaman buradan ulaştır. Yayınlama. Dur bir dakika şunu yapayım da sonra okuyacağım mesajı. Ya amına koyayım. Kardeşim sakin ol, yanındayız. Ben bir göz ucuyla bakacağım. Abo. Sen doğru düzgün yaz şu haberleri. Ben ne tarafta olacağım artık şaşırdım. Ne bir triggerlamak istiyorum. Şimdi mantıken ben oraya bir böcek koymuş olabilirim. Çünkü İşte onu düşündüm. Arkaya doğru gittim. İstersen oraya girebilirsin yani. Ne kelime şu an kalbim patlayacak. Dur. Vay. O zaman öyle yapıyorum. Bir taraf tutmak zorunda değilsin. Sakin ol. Doğruları düşün. Konuşman. Acele getirme. Yeterli. Yapıyorum, sıkıntı yok. Dönüm başımı döndürdün ya. İyi misin? Daha yine M4'te adamlar bizi öldürecekti. Ne oldu? Yani ne oldu? Öldürmedi işte. Daha şunu. Devam edeceğiz mi Çetin? Sakin ol ama. Bence etmeyelim. Korkacak bir şey. Bir şey mi bilmiyorum. Nasıl konuşayım? Şu adamı biraz daha zorlarız ya saat. Baksana nasıl titriyorum. Kardeşim bu adam OC olarak haber yapacak. Yani grafik yapacak, yazı yazacak. Tamam da 7 dakika, oğlum hazır zaten 7 dakika ver paylaşayım dedi ya herif. Abla nereden bilebiliyorsun? Tamam demişti. Şimdi bayağı tamam, haber tamam, paylaşacak. Derin. Derin. Sakin ol. Senin bilip öngörebileceğin bir şey değildi bu. Başka bir doğaya girebiliriz istiyorsanız. Sakin olun. Dur. Ne kadarımız kaldı? Kaç saniye? Hala saniye tutuyor garibim. 1 saniye. Neden 31? Bilmiyorum, 31 saniyemiz var. 31 saniyemiz var diye. Yazık çocuk şu an Photoshop'ta götünü yırtıyor biliyorsunuz değil mi? Aha. Atladı. Yarrak diye bir mesaj attı lan. Aa ben onu yarrak diye kaydetmişim önceden. Aa attı. Dur. Gönderdim. Gönderdim. Gönderdin mi? Evet gönderdim. Sağ olun da mısın? Abi. Senden haber bekliyoruz. İyi beyim. Hadi bakalım. Göndermiş. Abi tamam. Yazdıklarını söyleyeceğim. Bekle. Bizi izliyorlar bu arada. Nasıl izliyorlar? Tarafsız haberci olmak istiyorsan doğruları konuşmak zorundasın. Zamanı geldiğinde seninle iletişim kuracağız. Polise haber verirsen ölürsün. Dediklerimizi yapmazsan ölürsün. Seni baskı altına almayacağız. Tek istediğim birilerinin doğruları konuşması. Bir taraf tutmak zorunda değilsin. Doğruları konuşman yeterli. Seni her zaman duyuyoruz. Bunu unutma. Ananı sikeyim. Seni baskı altına almayacağız ama öldürsün. Öyle mi? Baskı altına almayacağız. Seni baskı altına almayacağız ama öldürsün. Evet. Bundan sonra magazin haberleri arkadaşlar. Pembe sayfa hoş geldin. Bu haberi yayınla bence. Bir an önce şu sen kafana bastın. Arkadaşlar haberi yayınlamamı istediler. Bize atacaksın dediler. He. Nasıl? Ha okey. Bundan... Bakayım habere bakacağım. LSPD aslında çok mu zayıf? Dur. LSPD bir ölüme sebep oldu. Dur okuyorum. Şehrimizde yaşanan elektrik kesintilerinden sonra ortaya çıkan olayda LSPD hiçbir şekilde trafoyu koruyamayıp tüm şehri karanlığa bürünmesini sağladı. Hastanelerde dahil olmak üzere her yerin karanlığa büründüğü bu şehirde polisler olaylara şaşırtıcı şekilde geç dahil oldu. İşte arkadaşlar medyanın gücü. LSPD bir ölüme sebep oldu. LSPD ekipleri bir sivilin hayatına rağmen hiçbir şekilde yardım etmeyerek ve özür dilemeyerek bir aracın patlamasına neden oldu.
Yapılan incelemelerde aracın patlaması ile bir sivil hayatını kaybetti. Ekip tweet üzerine net bir cevap beklerken LSPD ise karşılık vermeyerek bir cana kıydı. Hayda. Bunu paylaşsın bu arada bence bugün. O yok, bir dakika, çocuğun rolünü sikmeyelim abi. Onu bir biz düşün. Paylaşalım. Bu elimizde dursun. Yok. Şimdi bak. Çocuk bunu paylaştığı an PD üzerine çok fena çöker. Ama onun üzerinden değil de sanki hani gazete üzerinden paylaştırmış gibi yapar, anladın mı? Dur bakalım, onu bir düşünürüz. Ben ki, bak Fatih mükemmel yapıyor bu işi. Yani hani haber, günlük düzenli haber yayınlıyor. Kesinlikle önüne geçmek istemem bu konuda. Ama bir şekilde de PD'yi sıkıştırmamız gerekiyor. Ama böyle çok tatlı ayarında. Bunu OC konuşarak da planlayabiliriz Fatih ile. Bakayım, haberlere devam ediyorum. Bir memur sırf emir için bir hastaneye girmeye çalışan baygın bir kişinin tedavisini yaptırmayı reddetti. Bizim muhabbet. Bu olay üzerine bir can tehlikeye girdi. LSPD yüzünden bir çocuğun hayatı tehlikeye girdi. Dün gece iki sularında LSPD ekiplerinin egosu yüzünden bir çocuk bombalar açtı. Mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuk zor zor kurtulabilse de maalesef korkunç dakikalara şahit oldu. Amına koymuş. Bir sayfa PD'ye gittirmiş ona. Ya bir de haberlere bu açıdan bakın. Şey diyebilir miyim? Efendim? Chess'in zaten Fatih karakteriyle bir derdi olamayacağı için haberi yaptırdıktan sonra haberin kaynağıyla direkt iletişime geçmiş olması zaten rolsel olarak daha mantıklı. Adamın üstüne yıkmayız yani. Şunu yapabiliriz. Bu haberi yayınlatırız. Ondan sonra polis Fatih'e ulaştığı zaman İtiraf etmesini sağlayabiliriz puştuğuna, yani baskı altında, tehdit altında bunları yazdım. Ama sonuç olarak halk bu haberleri görmüş oluyor. Ve hepsi de doğru ben haberler bu arada. Bu bile onun seçimi olabilir. Yani Fatih'e gelirlerse der ki abi o üstten çıkmış bir haber. Benim işim yok bu işin içinde. Yani gazete yayınladı. Aynen burada. Öyle. Ya da isterse bana zorla yaptırdılar der. Yani sana, yani sana iki seçenek sunuyoruz. Ya işte müdürünün orada ya da başı... bizim söylememize gerek yok. O kendisi yapar ki bu rolü. Evet ya, bir de şöyle, eğer rol çok sikilirse abi, hani Fatih çok dara girerse Maxi ile şey yaptırırız yani. Flavor or Maxi var. Kanka ikisine de gerek yok. Pası Sting'e atacak Fatih. Kendi yapar zaten. Aynen. Sting. Sting yaptırdı haberi. Çünkü patronu Sting onun. Çocuk yapar ya, o role girer zaten. O yapar zaten onu ya. Her türlü yırtar o işin içinden. Hem de güzel bir rol pası olur. Bence de paylaşsın abi ya. Patron adı neydi Sting'in karakterinin? Mert? Ya ona gerek yok oğlum. Adam en kötü der ki beni hacklediler, hesabımdan paylaştırdılar. Evet evet, der seçenek ya. Onda kalıyor. Bence bu çok daha kaliteli bir şey. Adam ne tarafa çalışacağını kendisi seçer bir medyacı olarak. Şimdi gerçek bir haberci oldum dedi. Kız gel buraya, nereye gidiyorsun? Kapıda bekliyorlarsa ne yapacaksın? Bir arkadaşı geldi çıktı aslında. Kapıda bekliyorlarsa onlar nasıl girip çıkacak ki? Belki bizi bekliyordur lan. Ya bak istediğini verdin şu anda onlara. Gitti mi darım yanına? Amına koyayım, belki arkınları ellememişler. Şey diyeyim mi? Hepimizi biliyor mu? Şimdi bunu paylaşma zamanı. Şimdi bunu yayınlama zamanı. Cevap da verdiler. Belki Valentin'in onları görüp gülmüştür. Yok bir dakika. Şu dur an bakayım. Sebepleri yok. İzleyelim biraz. İstediklerini verdi şu anda onlara Fatih. Evet sebep bence sen... de ama... Olumlu bir cevap aldın mı şu anda sen? Hebe ama nasıl emirlerim de emniyet. Yani olumlu bir cevap verdiler yani. Bir şey demediler ama... Şimdi gerçek bir haberci oldun dedi. Adam başka bir şey demedi ki. Tamam. İstediği her şeyi verdin Zenci. Verdin zaten. Bir bak şimdi bak dur. Bir pasa bak. Arkadaş bizim... Oy. Tabii benim gözümde peki ne kadar önemli. Siliç pek abi. Ne demek lan? Sıçtık amına koyayım. Abi biz buradan çık. Geç hemen buraya gel, sakın dışarı çıkma. Sakın. Ne oldu? Ne oldu kol? Adamların umurunda bile değil haber. Bok değil, nasıl ya? Değil? Asla haber önemli. Adamların umurunda bile değil adam. Arkadaşlar
Benim yüzümden ölürseniz zevan ederim. Benim yüzümden ölmediğinizi söyleyin de az yani. Ölüm gelip seni bulacakmış olur Safati. Ben de saçma. Ulan Kurban Bayramı'nda ölmeyeyim ya, Allah'ım. Şu durumda sessizce böyle. Sessizce beklemeliyiz yani. Salak. Onda bile yardımcı olmadı saatten sonra. Şimdi bak. Şöyle yapıyorum. Sana 24 saat süre. Gerçek bir haberci olmak istiyorsan hazırladığın bu makaleyi yayınlarsın. Yayınlarsın da diyorlar. Yayınlarsın. Bence diye. 24 saate gerek yok ya, direkt paylaşsınız onu. Yok yok oğlum. Acele ediyor olabiliriz. Çocuğun rolünü sikmeyelim abi. Dur. Sana 24 saat süre gerçek bir haberci olmak istiyorsan hazırladığın bu makaleyi yayınlarsın. Arkadaşlar şimdi değil. Yazmayın. Her şey hemen olsun istiyorsunuz. Bırakın insanlar üzerinde kurgu yapsın. Rol yapsın. Ben de hep yayınlamak kullanırdım da neyse. Sana 24 saat süre gerçek bir haberci olmak istiyorsan hazırladığın makaleyi yayınlarsın. Ne diyelim, dur düşün. Çok çevresini düşünüyorum olayın. Yani gaza gelmek istemiyorum. Rol pası yaparken rol sikmeyelim istiyorum, derdim o. Sana 24 saat süre gerçek bir haberci olmak istiyorsan hazırladığım bu makaleyi yayınlarsın. Ne desek acaba ya? Siz de fikir üretin lan Discord. Ne desek? Şey diyebilirsin. Kimi karşına almak istediğini iyi düşün. Abi birini ya. Karşına abi. Almak zorunda değil işte. Yani o abi sıkıntı orada. Medyanın olayı budur abi. Yani medyanın temeli bu değil midir? Yoksa dersek... Kitlemek, bunu atmak, rolü kitlemek olmaz yani. Bunu atınca çünkü... Hani rolü kitlenecek bir şey yok. Polislere de diyecek ki o yalanı söylemek ona kalmış abi. Evet. Tabii. Gerçek ve bacım olsun hazırlanan bu makaleyi yayınlarsın. İki tarafında oynayalım. Tamam, ona kalmış. Kararını ver. Karar senin diyelim. Şey tarzı bir şey de diyebilirsin ekstra olarak. Nitelikli bilgiyi yayınlamak hep istediğim bir şey değil mi yani? Çünkü gazeteciler aslında böyle haberler yayınlamak isterler ama yapamazlar ya. Tamam, zaten o net. Adam söylüyor zaten. Ben bunu yaparsam diyor polis. Bir şeyden korkuyordu. PD'nin ona haber vermemesinden korkuyordu ya. Aynen. Sen ona haber vermeyi vaat edebilirsin mesela. Medya daha önce hiç rastlamadığın haberlere de erişim sağlama gibi. Hani çünkü koskoca ÇES PD hakkında neler biliyor olabilir belki de. PD'den aldığın haberler, bilgiler. Bir de bu da bir tarafa itiyorum abi. Bence bu sefer de PD'nin elinden bir rol şeyini almış oluyoruz. Yani evet. O yüzden elim gitmiyor. Yoksa yazarım, bir şey değil. Yo, yayının arasından sonra hiçbir şey yazmayalım o zaman. Direkt gönder bence. Bence de sana 24 saat süre gerçek bir haberci olmak istiyorsan hazırladığım makaleyi yayınlarsın. Karar senin diyorum, yolluyorum. Zaten Eightborn'da oynayan çocuk. Her türlü role girer, oradan çıkartır kendini. Şey de diyebilirim. Hani yayınlamadığın takdirde sana herhangi bir şiddet uygulanmayacak, sana bir zarar gelmeyecek. Ama bu yani, bu şehrin habercilerinin ne kadar cartürt cartürt diye bir laf sokamıyor. Ama o zaman niye bu role girdik ki? Nasıl ya? Zaten hani bu haberi, yani zaten zarar vermeyeceksek. Oğlum zehir salıyoruz şu an. Yani PD'nin bizim gözümüzden yaptığı hataların bilgisinin yayılmasını amaçlıyoruz. Orada silahla basmasının sebebi de yapabilirdim, yapmadığımı göstermek için. Bence Chess bu çocuğa karşı, yani medyaya karşı, çocuğa değil de önemli, özel olarak medyaya karşı tarafsızlığı savunan bir örgüt olmalı ki adamlar Chess'e daha çok güvensin. Hani beni zorlamadılar, beni şu haberi şöyle yap demediler. Benim doğru haberi yapmama izin verdiler ve yardım ettiler sadece.
gibi düşünsün. Bir de dediklerim başta da dediklerimizi yapmazsan ölürsün dedik. Şimdi sana zarar vermeyeceğiz demek de saçma. Ben şunu yolluyorum. OOC'den belki bir muhabbet. O yüzden 24 saat ideal. Şunu bir yolladım. Bir dakika, mesaj geldi. Mesaj geldi. Ne diyor? Sana 24 saat süre. Gerçek bir haberci olmak tamam, istiyorsan hazırladığın makaleyi yayımlarsın. Karar senin. Ne yapacaksın? Bakın arkadaşlar. Eğer bu makaleyi yayınlamazsak yayınlıyor değil mi? 24 saat sonra ben paket olacağım. Bundan %100 emin hissediyorum. Bütün şeyin elektriğini sikip savuran adamlara satışsam böyle olur. Ya paylaşalım ya da burada kalalım. Ne diyorsunuz? Ya da polisi çağıralım. Polisi bence çağırırsam polisi takma. Ne polisi, saçmalama ya. Paylaşacağız mı? Ne yapıyoruz? Bizden haber vermeyecekler mi bunlar çıkarken? Vallahi hiçbir şey demediler ama... Şu an bizi izlediklerini biliyorsun değil mi? Transferli mesajlar ne yapıyoruz? Polisi de haber aklını kullan yazmış. Buyur işte. Ya bunlar bizi izliyor. Belli kameraları falan bağlandılar herhalde. Ve siz ikiniz de bence dışarı çıkmayın. Bir dakika, mesaj yazacağım abi. Geçebilir miyim? Teşekkürler. Dışarıya çıkabilir miyiz yazayım mı? Dışarıya çıkabilir miyiz diye soruyor amına koyayım. Kimse polise haber vermeyin. Karıştırmayın yani. Lütfen polise haber vermeyin, ölürüz. Sadece ben olmaz, siz de ölürsünüz. Öldük zaten. Şu an bence beni kazılıyor. Aptalca vakit yapamadık. Ferit. Zaten. Abi hava çok güzel yazmış. Hava çok mu güzel yazdı? Bu ne demek amına koyayım? Sen yani gözün çıkıyor ki hava çok... Çok sıkıldım. Şey... Götün yosu çıkıyor herhalde. Hayır lan, götün yosu çıkıyor. Bu adamların taşağını yiyeyim. Çok iyi. Sen de düşün. Amına taşağını yiyeyim bak, bu adamlar gerçekten çok iyi insan. Gerçekten bak, gerçekleri konuşuyorlar, gerçekleri yapıyorlar. Bu adamlar için ölürüm ben amına koyayım. O derece yani. Hadi ölmem, ölmem, ölmem. Siktir oradan. Ölmem. Ölmem. Şaka arayayım. Yaptım. Ölmem. Amına kodumun çocuğu. Oha oha. Artık sus. Sus artık sus. Kafayı yiyeceğim. Ne oldu ne? Çağırdıysa... Kim çağırdı polisi? Buradan polisi çağıran kim hakikaten? Öyle bir biz aptallık yapamam. Biz çağırmadık, biz buradayız. Ben paylaşıyorum, en azından ölmeyiz. Paylaş şu haberi. Paylaş şu herif! Hayır ya! Hey o bro, elini... Paylaşır abi ya. Zaten, niye paylaşmışsın? Paylaştı! Paylaştı mı gerçekten? Paylaştım amına koyayım, ne yapsaydım? Ölse miydik burada? Ama niye 24 saatim vardı? Abi bu çocuğu alıp PD patates etmezse ben deyim amına. Bence direkt spek koy abi, PD izleyelim amına. Dur evet. Dur bakayım. Biri tamam. Ha Doruk'ta. Yani. Tamam yani gitmemiş olabilir. Ama bu illegal bir dövüş olduğu anlamına gelmiyor. Yani seni buna iten tamam, başka bir olay var mı, onu merak ediyorum. Evet, daha sonrasında olan şeyler benim artık bunu daha derin düşünmemi sağladı. Tamam işte, bizim bu olaydan... için o önemli çünkü bu olaydan bir şey çıkamayız. Anlaşıldı. Bak şimdi bak, Maxi haberi gördünüz mü diyecek. Bak telefona bakıyor. Hatırlamıyorsam yine Çavuş Bozok'la HSU'da devrede olduğumuz bir sırada. Şu anda da Betkoplar mı konuşuluyor? Telefonda gene bir kişi. Bilmiyorum. Bu sefer konuşması Çavuş Bozok'u konuşuyorlar mesela. Selman'ın elinde kanıt vardı. Ve bu sefer herhangi bir şekilde gelemem benzeri bir cümle kurmadı. Dur. Son paylaşılan haberlere bak. Evet, şu an ona bakıyorum ben de. Ben bu hastane konusunu Fatih ile halletmiştim normalde. Ben ilgileneceğim bizzat konuyla alakalı. Arkadaşlar şöyle bir mesaj geldi bana. Doktor Ferit diyor ki Ferit gene çıktı bir yerden. Şu an bir yerdelermiş. İçerisi çok kalabalıkmış. Herkes fazlasıyla tedirginmiş.
Ya nereden biliyorsun amına kodumun Doktor Ferit ya? Gelmedikleri için ilgili makale vermişler. 24 saat süre içerisinde paylaşmamız gerekiyormuş. Bir dakika, bunu biri söylemediyse sıçtın sen. Bir öksürür müsünüz? Şurada bir klima falan. O da orada ya, Ferit de. Ha, Ferit orada mı? Orada. Ha, oradaysa tamam, bilgiyi salmış. Ona ben turboyu almıştım zaten. Onu şey yapsana. Yok yok, oradaymış arkadaşlar, bilmiyordum. Bu ay bir yüksek geldi. Ama ilk başta yoktu, sonra geçerken olmuş. Ya Doğa'yı çok seviyorum ya. Hallederiz. Oğlum Ferit orada değil de lan. Buyurun. Gıcık tuttu da. Evet. Daha iyi sanırım. Evet, şu an iyiyiz. Evet evet, filme kapattık yatayımı. Evet. Umarım tekrar... Bak sesi şeyli geliyor diye klimanın şeyini seviyesini düşürdü. Fatih'in makalelerini beğenmiyorlarmış. Ve yeni bir makale vermişler ellerine. Kim bunlar Eymen? Chess olduğu söyleniyormuş. Bahamaslılarmış. Ferit'i kaldıracağız belli. Ferit'i kaldıracağız arkadaşlar. O yüzden şu toplantıyı ona göre halledip oraya yönelirim. Anlaşıldı. Tamam, burayı bitirip biriniz olalım. Evet Selman. Doktor Ferit GG. Şekilde. Şimdi efendim, diğerlerine bakalım. Yaklaşık 2 gün sonra yine araçta benzer bir konuşma onu geçti. Yanımda telefonla. Meta. Hayır, mekanı dinliyorduk. Muhtemelen mekandayken şey yapmıştır o. Burada bak şu Ferit değil mi işte oğlum yanındaki? Ha. Ama o yoktu, bu yoktu. Yani... Tamam işte sonra geldi. Ay sonra geldi, her şeyi dinlemiş. Ferit de öttü şu an polise. Ha, Chess olduğunu falan Ferit'e söylediler sonra. Tamam, önemli değil. Biz amacımıza ulaştık. Sonuç olarak bütün halk o haberi okudu. Bacıklar da bir çok çözülüyor ya. Kardeşim sen bu saatten sonra siki tuttun. Söyleyeyim. Ya bir dakika Fatih, şimdi biz bu mekanı var mıydı? Vardı diyorlar. Varmış. İyi, tamam. Emin miyiz? Söyle. Biz emin miyiz şimdi bu mekanın kendine? Evet. Yani mesaj yapacak bir şey. Ya bence kamera mamera var galiba. Çünkü ona göre mesaj alıyor Fatih. Ben öyle anladım yani. Emin değilim ama. Çok eğlenceli ya. Film yönetir gibi çok eğlenceli bir şey. Bir de her şey doğaçlama ya. Ferit'e geçerken uğradık deyip taramamız yok mu? Biz senin yanındayız olsun. Polis... Bunu yapmıştık biliyor musun? Bak yani halk habercinin yanında şu an. Bütün her şeye şahit oldu. İşte bu. Ama... Bir şey söyleyeceğim. Şu an niye buradan dışarı çıkmıyorsunuz? Polise bir şey söyleyemeyiz ki amına. Polise kim haber verdi? Adamların ne kadar ciddi olduğunu... Canım benim, dışarı çıkıyor. Ben ne diyorum anlamıyor musun? Memur Wilson'la içeri girdim bak, az bak. Önce. Kendisi dedi ki görmediğin şeyden korkacaksın. Kim dedi bunu? Biz gördüğümüzden korktuk, şu an göremediğimizden de korkuyoruz. Adamlar senin elektriğini sikti, sen ne diyorsun ya? Lan dışarıdan içeri elimi kollumu sallaya sallaya nasıl girdim o zaman? Dalga mı geçiyorsun? Görünmez bunlar, görünmez. Kız kavgası. He, salak mı bunlar, bunu koyup yok daha neler. 99 tane adam buradayız. Salak aynı şeyi konuşuyoruz. Kızım sen salak mısın? Bir gelsene sen. Siz salak mısınız? Evet biz bulmamız buna ya. Kafayı ya sen ne? Ortalık karıştı amına koyayım. İçeriden dışarı çıkıyorduk, anladın mı? Problem bu. Abi. Lan bir saattir çık gir yapıyorum. Gir çık gir yapalım. Niye burada boklu var? Ya. Oraya bir chess kıyafetiye gireceğiz aslında. Öyle gireceğim bir anda ya. Göt gibi kalacak. Girecek ondan sonra çıkacaksın. Ya bana bunu zorla gir. Bana çok garip. Hayır hayır. Maskeli bala burada mı ya? Falan yapacağım. Polisler arıyor. Polisler arıyor. Aa Fatih polisler arıyor. Açayım mı diyor çocuk korkudan. Açmıyorum. Açamıyorum. Siz çıldırmışsınız. Ben muhtemelen aranıyorum şu an zaten. Muhtemelen aranıyorum diyor. Maya burada olsaydın anlardınlar. Abi kıza neredeler diyorum. Görünmez onlar diyor. Siz benimle taşacak mı geçiyorsunuz ablacığım, ya? Ablacığım bak sana mesajları götürüyorum. Kafamızda M4 dayadılar ya. Ya abla, bu bir saniye. Bir saniye. Bak bir seni saniye. Her zaman duyuyoruz. Bunu unutma yazdı. Bir saniye. Maya. Daha sonrasında ben bir şeyleri atınca istediğin doğrular ne güzel yazıyorsun falan yazdı. Hava çok güzel çıkabilirsiniz. Tadını çıkartın yazıp hattını kapattı. Maya. Burada bu kadar insan sana aynı şeyi söylüyor. Sen aksini iddia ediyorsun. Ben
Bak. Arkadaşlar biraz sakin. Hala aynı. Biraz önce güvende değilseniz bile şu an burası güvenli. İdrak edemiyor musunuz? Çıkın kaçın. Bunu ne istiyorsunuz? Zorla giydirdiler deyip gideyim mi Tukan abi? Ne? Zorla giydirdiler deyip gideyim mi oraya? Gitsene gitsene. Ya adamlar beni de tokatladı. Bir şey giydirdiler üstüme de. Bunları giydirdiler de. Ama böyle bir sessiz kaldım. Sizin evde kalsam diyeceğim de siz... Çıkıyorlar şu an. Gidiyorum sen. Ben teslim mi olsam acaba? Hayır hayır gel gel sıkıntı yok. Ne diyeceksin adamlara? Zorla yazdın. Yok şu an acele etme. Evet öyle diyeceğim. Ne diyeceğim? Karşılarında bekleyebiliyorsam bekle ama çıkıyorlar şu an. Maskeli adamlar. Kafamıza M4 A4. Yok yok dışarıda da birileri var. Bir şey söyleyeceğim. A4. Sen bunu her yaptıktan neyse. Sonra o adamlar... Sağ yoldan gelirim ya. Polis var mı dışarıda? Polis arıyor. Polis var mı? Yine abi de memurlar arıyor. Bir şey söyleyeceğim sana. Polise bunu söyledikten sonra senin başın rahat olacağını mı sanıyorsun? İyi karar aldın mı? Ne yapayım abi? Bütün her zaman bilmiyorum ne yapacağımı. İyi karar ver yani. Limuzinimiz de gitmiş. Limuzinimiz de gitmiş diyor onu düşünüyorum. Ben gidiyorum abi. Benim buradan git git. Hemen kaçmam lazım. Arabanı bana verir misin lütfen? Ben de gideceğim. Eğer millet gidecekse beni burada durmayın. Nasıl gideceğim? Çalışıyoruz ama. Aa geliyor geliyor. Hiç kimseyi tehlikeye atmayacağım. Ulan dur. Kaçtılar mı amına koyayım? Git git söyle arabadakilere. Ya. Alo. Söyleyemedin mi kimseye? Yo, herkes kaçtı. Kaçtılar. Abi bisiklet var. Bozulmuş o. Yapamadı ya, çok hızlı kaçtılar. Tamam siktir et artık uza. Ya da bir tweet at istiyorsan bilinmeyen bir tweet. Ya bana kazma ama şeyi alırlar sorguyu alırlar ya. Tamam. Abi 10 kişilerde ne zaman yok oldular amına koyayım. Dur bir dakika. Araba mı çalmış amına koyayım. Abla beni mi arıyorlar? Kaçayım mı? Ne yapayım? Tamam. Tamam. Abi aslında şey tamam. Yapabiliriz. Olduğun yerde dur deyip ondan sonra Melih'i yollayıp bu role biz forsayarak sokabiliriz Fatih'i. Yok yok. Abi bok açık. Zorlama olmaz o kadar. Adam kaçayım mı diyor. Anasını plan yapıyor bunu. Polisten kaçıyor şu an. Dur bakayım Ferit ne yapıyor? Geleyim canım. Abi PD'ye gireyim böyle. Bizi soktuğu durumdan haberin var mı senin? Var var siz yarraydınız oğlum habere bak. 2 saat sorgu yaparlar kanka. Ya oğlum ben Teğmen'e habere verdim her şeyi. Ya bir şeye gittik bak. Bahamas'a gittik bu. Beni bulaştırma oğlum böyle şeylere. Ben keyifliyorum. Bünyamin gayet politik. Hocam çağırma. Gelmesem ölürdüm özür dilerim. Teğmen'e mi söyledin? Ben polise haber vermedim açıkça söyleyeyim. Ben verdim abi amına koyayım niye vermiyorsun? Polislerin aramın ne kadar kötü olduğunu biliyorsun. Buna rağmen yapılan habere ben bile tepkiliyim. Tek bir ya, noktadan vurmanın bir mantığı yok. Böyle bir haber olayın zaten... Olayın üzerinden ne kadar vakit geçmiş otelin ortasına adam taranalı. Provokasyondan başka bir şey değil. Bak oba! Biz mekana girdik amına koyayım çıkamazsınız dediler. Sebep dedik mekan izleniyor dediler. Ondan sonra amına koyayım ben baktım... Kimsenin bir şey yapacağı yok. Kenarda götüm önce sana sonra Teğmen'e haber verdim. He. Sonra bizim çocuklar konuştu bir sikkede çıktı herkes ben de tüydüm. Vallahi bak benim emekliliğime kalmış birkaç sene. Hiç kendim böyle şeylere bulaştıran polise de haber vermedim haberin olsun. Gerek yok. Tadımız kaçmasın. Ya ben amına koyayım. Peki şu an bir şey yapmadılar. Ferit Can Yusuf bak ben size söyleyeyim. Bir, bak, bir sakinleşici bir şey ver bana ölüyorum lan. Ne oldu? Efendim. Ben bakayım o zaman. Ne yapayım? Bizim Feride'nin boy ölçüsünü alıyorum. Ya bunların bizi bizim soktuğu durum sikiyim. Bizim bir kasal diye bir arkadaşım vardı benim. Tabii ki onu arıyorum.
Ne yapıyorsun? Adam polise bildirim attı galiba beni tutuklayın diye. Aa, kıyafetçinin önünde mi orası? Yok gitme gitme, şey olur ya, çok spek olur ya. Neyse. Bırak karışsın ortalık. Ferit gene yaptı yapacağını ya. Ulan doktor Ferit. Bence de polise haber verdi. Dur bir de polislere bakalım. Doruk Doğu'ya bakalım bir. Ama bunlar hala getirmedim. Toplantı yapıyor mu? O da benim hatam olmuş. Söylememek. Tünç raporları tutuyor. Oğlum bu bayağı teslim olmuş ya. Konus nerede ki? Aa dur. Abi ben teslim oluyorum. Aytunç abiye konum attım. Aytunç abiye konum attım. Anlatacağım her şeyi. Beni alın. Beni aramıyor musunuz? Beni arıyormuşsunuz abi. Herkes öyle diyor. Bakın bak, gelince anlatacağım. Lütfen gel. Lütfen gelin, beni alın. Attım. Hadi abi bekliyorum. Yemin ederim benim bir suçum yok. Denilenleri yaptım. Ekmek kuran çarpsın. Anam avradım sikesin bak. Lan dur, yanlış şey ettim. Adam balık tutuyor. Ne yaptın bugün? Lan bu da balık tutuyor. Lan beni mi? Ya ben hiç bir şey yapmıyor ki ya. Gel abiciğim. Ay kreş verdittim galiba, yok. Bir şey yok. Tamam, kelepçe değil. Nasıl? Korkuyorum. Korkuyorum. Gelme, gelme, gelme. Benim arabanın önüne park et, arabanın içinde beni bekle. Fatih'i departmana alıyorlarmış. Fatih'i. Hı-hı. Aynen aynen. Bekliyor bu garibim burada. Aytunç'a gittim az önce, o boştaydı. Belki o almaya gidiyordur. Çünkü almaya gidiyor. Aytunç'a şey atmış o. Rapor atmış. Yani bil. Bir şey bana mesaj attı. Bir konum gönderdi. Şu an konuma yöneliyorum. Teslim olacağını söyledi. GPS kodum 512. Destek ekip istiyorum. Destek ekip. Şu çocuk sonucu ilk geldiğinde Minecraft serileri falan çekiyordu. Ne hale geldi ya? Ben şu an şuradaki muhabbeti de izleyeceğim abi, kimse kusura bakmasın. Film gibi ya, spek olayı çok güzel. Aslında var ya, normalde öyle bir kapasitesi olacak ki işte bu işin. Oyuncular haricindeki 8born izleyenler spek atabilecek. Düşünsene, hiçbir şey yapamıyor, sadece izleyebiliyor. Ne dehşet olurdu ya, oyuncular arası geçiş yapıyorlar. O düşünseniz oğlum, deli eğlenceli olmaz mıydı? 64 Allah. Kişi... 64 kişi arasında gezebiliyorsun. Aşktan bayılacağım Kordi. Abla ben teslim oldum. Bir türlü konuşamıyorum. Spekteki birine spek atarsak ne olur? Bence abla gene... ben teslim oldum. Kendinize iyi bakın. Bir kademe üste çıkıyorsun ama şu an ya. Yani. Anlamı yok. Kaçarsam suçlu olacağım. Kaçmazsam muhtemelen suçlu olmayacağım. Ben... Meta anı sikilirdin. Abla ölürsem elbamı sen yap, tamam mı? Bu bak bunlar... Ben polislere söyledikten sonra bunlar beni kesin öldürür abla. Ben ölürsem ne yapacağım ben? Korkudan bayılır yazdım. Bayıldım. Altına da işit. Yazık, o telefonu da ben baga soktum galiba birkaç defa. Kişi baygındır ve altına işemiştir.
Hemen role girdim bak. Polis gidince hemen baygın role girdim. Kişiye görüşüm var. At bir daha duyu. Fatih duyuyor musun beni? Ne olmuş oğlum buna? Fatih. Fatih. Oh. Allah'ım ya Rabbim ya. Şunun yüzüne ben bir su çalayım. Çal bakayım. Ne olmuş burada? Kanaması falan yok değil mi? Baktın mı? Ben bir şey yo, göremedim. Yok bakayım. Vil koydu çocuğu. Olumlu arkadaşlar. İki ekip yönelsin lütfen. Buraya mı? Koruma talebine. Oğlum kaldır şunu ya, dök suyu bakayım kafasına. Fatih. Kalk oğlum. Kalk seni sikmediğimize dua et şurada, kalk. Kaldır ellerini. Bak bana be. Bak. Abi yemin ederim yaptıklarımdan sorumlu değilim. Ekmek Kur'an çarpsın, o yavşaklar sorumlu. Ooo Fatih GG. Anam avradım ölsün onlar sorumlu. Yemin ederim kafama pompalı dayadılar. Anam avradını sikeceğim seni. Sus. Sus. Konuşuyor bir de. Çok uzun bir kıdem çavuş dökümcü konuşuyor. Haberi yayınlayan kişiye yakınlık şu anda. Üstün abi. Demek ki tarafsız haberci değilmiş. Zatatatan. Araç senin mi Fatih? Yok bunda gelmedim ben buraya. Nasıl yalan? Ha buradaydım. Bu buradaydı, ben ellemedim. Sen neyle geldin buraya? Koşturarak geldim abi, neyle nereden geldin? Nereden geldin koşturarak? Şey Bahamas'ın ilerisinden. Bahamas'tan Fatih. Buraya koştu mu Fatih? Korkudan koştu. Ne yapsaydım abi? Tamam neyse sus Fatih. Sus yani, gerçekten sus. Aracı arandı mı efendim? Sonra konuş. Araç onun değilmiş, gene de arayalım. Tamam. Ya bu kadar lüks bir araca binemem. Şizofren. İyi bayramlar abi, seviyorsun, hep mutlu ol, eyvallah kardeşim. Serocum 35, diğer bir abone olmuş. Şahsı ellerinin arkada birleştim. Araç temiz. Oğlum adamı durduk yere eğlenirken, eller hava yaparken karakolluk yaptık. İyi işte, ne güzel rol çıktı bak. Abi yazık olmadı aslında, çok güzel bak, buradan çok güzel şeyler döner. Biz amacımıza ulaştık. Bir saniye. Söyle. Şahsın değil mi? Çekme. Şahsı dedi. Çekerler onu bence. Sizi yerli bekliyorum. Bıraktı onu buraya. Ben ellemedim. Yerli aç aracı. Kilit. İnsan. Şoför koltuğuna. Bence Chess bir Ferit'i oynar. Şimdi burada ilk şey neydi? Raporlayan Ferit'ti. Öten. Şimdi ufak ufak Chess PD'den çıkıp oyunculara bulaşıyor fark ettiyseniz. Götüm götüm hikayeler buradan şekillenir. Yani bir KTA olayına dönecek bu da bir noktadan sonra. Ama bu sefer halk bunların yanında olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Her şey aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Avukat tutmak hakkına sahipsiniz. Avukat tutacak gücünüz yoksa devlet size bir avukat sağlayacaktır. Haklarınızı anladınız mı? Anladım abla. Tamamdır. GPS'i kaldırırsan. Şu an onların arasından biri, şu ekipten biri yayında mı ya? Biz niye buradan amına koyayım izliyoruz? Bu Burki Baba yayın açıyor mu? Ya da oradan biri. Burki açmıyor da Melody de şu an yayında değil. Diğeri kimdi? Adını gördünüz mü? Vallahi bilmiyorum, burada iki tane kız var. Bir dedim 32, ona 76. Aa. Allah'a emanet. Oha. Kaç oğlum. Kaç, tam fırsatın. Hadi.
İçerisine gidip alıp kaçıralım mı abi? Hayır lan hayır. Bug oldu. Sorgulama bu. El salla çok güzel ya. Bug'a girdi. Alt tap falan yaptıysa düşmüştür o. Kişinin altı ıslattı. Arabayı yıkatı sonra. Anlaşıldı. Altımı mı işemişim? Vallahi işemişsin Fatih. İşemedim. İşemişsin ha. Sudur abla, o sudur. Vallahi sen mi işedin? Ya da sen Allah beni anayı yedin. Allah belanımı versin ya. Ayıp ayıp Fatih. Allah hapse girersem ne olur. Yaşlanınca mı çıkarım? Arabamı yeni aldım ya. Tamam, bir şey diyeyim mi? Yaşın kaç senin? 18. Aha. Ha, 18 yaşında bir de. Naneyi yedin hapiste, ben sana diyeyim. Sağlam çıkamam. Abla beni siken. Bir dakika, vallahi niye hapise giriyor ki? Hapise girmesi... Gerçi girer ama. Yaş küçükleri yükleniyorlar galiba. Abi öyle bir şeyden hapise girmez. Yok, girmez bu. Girmez. Devam et, takip et. Tipik korkutma şeyleri bunlar. Avukat rolüyle Tarık'a da rol çıktı, gitsin işte. Ya da kimler avukat yapıyorsun. Değil mi? Bıraktı mı harbiden? Aha. Bence ne güzel yürütüyordu ya. Abla ben ama dedim bak dedim. Patronum dedim. Yanına birkaç tane daha elemanım dedim. Senin azından... patronun kim ya? Cengiz abi. Şu an ben onları baga sokuyorum orada. Arabaları sekiyor. Devam et, devam et. Ya bir şey yok ya. Dedim yanıma birkaç tane daha eleman alın dedim. Böyle olmaz hayat dedim. Arka taraftan giriş sağla. Oh. Tamam. Uzaklaş abi biraz istiyorsan. Scroll'la. Böyle de şey gibi oldu lan. Başka bir oyunmuş gibi oldu. Hatta böyle daha da... Ha? Çok güzel lan böyle. GTA 2 yaptık amına koyayım oyunu. Biledim 32 onu. Kill Frenzy. Kapıyı açayım ben. Sims. Gel Fatih gel. Revir'de tedavi edebilecek bir doktor varsa ayağım incildi gibi. Neyse hadi.